Merhaba Blender severler. Modelleme araçlarını tanımaya devam ediyoruz. Bu sefer Shear ve To araçlarını tanıyacağız. Şöyle küpümüzü bir seçiyoruz. Buna biraz yakınlaşıyoruz. Edit moduna geçiyoruz. Üzerine sağ tıklıyorum. Tekrardan bir bölme işlemi yapacağım. Subdivide diyorum. Bölümleme sayısını şöyle bir artıralım bakalım. Şuraya 10 değerini giriyorum. Araç kutusunu kapatabiliriz. Yüzey moduna geçiyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Seçimi kaldırıyorum. Alta basılı tutarak Şöyle şu kenarı bir seçiyorum. Tümüyle buradaki artık yüzeyleri seçmiş oluyorum. Şimdi sol alt köşeden şiir aracını bir aktif hale getirelim. Bunun bir kısa yolu varmış. Shift Ctrl Alt S. Aslında kısa yolumuz pek de kısa değil. 4 tane tuşa basarak kullanabiliyoruz. Şöyle to e gelelim. Bunda herhangi bir şekilde bir kısa yolu yok. Bilmiyorum bir iç hata diyor. Şuna gelelim bakalım aktif hale getirelim. Şiir normalde kırpmak demektir. Ancak ben kenarlarda hareket gibi algılıyorum. Seçilmiş olan kenarları taşıyor. Bunlara bazı yamukluklar ekliyor. Şöyle bir 3'e basalım. Sağ görünüme geçelim. Evet, biraz daha yakınlaşıyoruz. Şurada eksenler vardır dikkat ederseniz. Bunları kullanarak taşıyabiliriz. Örneğin şu yukarıdakini bir hareket ettirelim bakalım. Üzerine gelince rengi değişiyor. Sağa doğru kaydırıyorum. Bir de sol tarafa doğru kaydırıyorum. Fareden elimi kaldırdığım zaman araç kutusu açılır sol alt köşede. Yine burada offset değerini değiştirerek bu kaydırmaları gerçekleştirebiliriz. Alt kısımda axis yani eksen vardır. Şu anda x değerlerinde bunu değiştiriyoruz. Şöyle bir bunu y'ye alalım. Bakın buradaki yüzeyleri ortada birleştirdi. Bir de z'ye alalım. Biraz daha sağa kaydırmış oldu. Şöyle perspektif moduna bir geçelim bakalım. Tekrardan burada bir x'e alalım. Değişikliği görelim. Bakın şu anda x de burada da Z'de. de. Tekrar bir x alıyorum. Alt kısımda axis Ortho diyor. Bu da ortografik yani düz görünümde eksenleri ayarlamamızı sağlar. 3'e basalım. Bu alana geçelim. Bir burada değişiklik yapalım. X'e alalım. Bakın aynı etkiyi veriyor. Z'ye alalım. Şu şekilde birazcık kareye doğru kaldırmış oldu. Tabi isterseniz burada orientation, oryantasyonu da değiştirebilirsiniz. Bakın şimdi burada cursor alıyoruz. Cursor dediğimiz şu ortadaki nesnemizdir. Bunu şöyle shift ve sağ tıklayarak istediğimiz yere alabiliriz. Ona göre ayarlama yapabiliriz. Bakın normallere göre hareket ettirebiliriz. Yine burada tekrardan cursor'a göre alıyoruz. Cursor aldığımız zaman cursor'ın yerini değiştirdiğimizde buradaki geometriyi de değiştiriyor. Tekrar bir bakalım. Şurada view var. Görüntüye göre ayarlıyor. Yani tam olarak ben burada hangi açıdan bakıyorsam ona göre ayarlıyor. Sonrasında bir bakalım tekrardan Global değerlerine göre ayarlıyor. Şöyle bütün işlemleri geri almak istiyorum Ctrl-Z ile. Tekrar sağ görünüme geçiş yapıyorum. Bir de şu diğer eksenleri bir deneyelim. Bakın bunda da şöyle yukarıya ve aşağıya doğru hareket ettirebiliyoruz kenarları. Tekrar perspektif moduna gelelim. Bakın şöyle yukarıya doğru aşağıya doğru hareket ettirebiliyoruz. Bir de şöyle mavi ile hareket ettirelim. Bakın bu sefer sağ ve sola doğru ileriye ve geriye hareket ettirebiliyoruz. Bir de şu mavi ve yeşil tonlarda olana bakalım. Bakın bu da toplu halde sağ ve sola hareket ettirebiliyor. Muhtemelen yeşil olan da yukarı ve aşağıya doğru hareket ettirecektir. Hayır bu da sağ ve sola doğru hareket ettiriyor. Peki şiiri niye kullanıyoruz derseniz bunu R ile yani Rotate ile tam anlamıyla çeviremeyebiliyoruz. O yüzden şiir aracını kullanıyoruz. Burada yine Proportional Editing kullanabiliriz. Seçilmiş olan yerlerin dışında kalan yerleri etkiler bu. Şöyle Proportional Size ile bir oynayalım bakalım. Diğer yerlerle ilgili değişiklikler yapıyor. Tabi burada yüzey sayısı çok az. O nedenle örneklendirmemiz çok etkili olmayacaktır. Şimdi yeni şiirle ilgili yeni bir örnek oluşturalım. Bunun için yeni bir sahne oluşturuyorum. Küpü siliyorum ve bir düzlem nesnesi ekliyorum. 7 ile tepe görünümüne geçiyorum. Sonrasında Edit moduna geçiyorum. Şu üstte yer alan iki tane vertex noktayı seçiyoruz. Şöyle bir şiire gelelim bakalım tekrardan. Bunu aktif hale getirelim. Şimdi bu kenarı yukarıya doğru şöyle bir kaldıralım bakalım. Birazcık şöyle hareket ettiriyoruz. Araç kutusunu açıyoruz. Ben burada offset değerini 1 olarak değiştirmek istiyorum. Şöyle birazcık geriye doğru gidiyorum. E'ye basıyorum, extrude yapıyorum. Bunu şöyle sol tarafa doğru X ekseninde kaydırıyorum. Şimdi tekrardan E'ye basıyorum, extrude ediyorum. Bu sefer bunu yukarıya doğru kaydırıyorum. Evet şimdi elimizde böyle bir geometri var seçilmiş olan vertexleri şiir kullanarak yamulttuk ve bunları uzatarak böyle bir şekil elde etmiş olduk. Eğer bu kenarlar rotate kullanarak döndürmeye çalışsaydık zorlanabilirdik. Şimdi tekrardan bu kenarları şöyle bir yamultabiliriz istersek. Bakın bu tarafa doğru çekiyorum. Buraya örneğin eksi 2 değeri girmek istiyorum. Tekrar extrude ile burayı uzatıyorum şöyle. Şiir aracını bu şekilde kullanmak çok daha mantıklıdır. Şimdi gelelim diğer aracımızı tanımaya. Evet, küp oluşturuyoruz, küpü bölüyoruz. Kesik sayısını şöyle bir artıralım, onu alıyoruz. Araç kutusunu kapatabiliriz. Şöyle sonraki aracımıza bir gelelim. Bu sphere aracıdır. Bunu aktif hale getiriyoruz. Tusphere daireye dönüştürme demektir. Buradaki küpümüzü daire şekline dönüştürebiliriz. Bunun için şöyle sürükleme yapmam yeterlidir. Birazcık yaklaşıyorum, tıklıyorum ve sürükleme yapıyorum. Bakın şu anda elimi kaldırıyorum araç kutusu oluşur. Bu araç kutusuna geliyoruz. Örneğin burada bir, bir değerini veriyoruz. Buraya bir değeri girdiğimiz zaman küpümüzü tam bir daireye dönüştürmüş olduk. Bu işlemi geri geriye alıyorum. Şimdi bu küpü y ekseninde şöyle bir ölçeklendirmek istiyorum. Şu şekilde. Yüzey moduna geçiyorum. Sadece şu ortadaki iki yüzeyi seçmek istiyorum. Alta basılı tutuyorum. Burayı seçiyorum. Alt ve shift'e basılı tutarak burayı da seçiyorum. Hatta şu sağ tarafta bir seçeyim. Buradaki kenarlar eşit olsun. Burada seçilmiş olan yüzeyleri de küreye dönüştürebiliyoruz. Şöyle bakın hareket ettiriyorum. Sağ tarafa doğru tekrardan araç kutusunda buraya bir bir değerini giriyoruz. Tabii ki burada çok etkili bir küre elde etmedik. Ancak belli başlık geometriyle oluşturmak için bunu kullanabilirsiniz. Tekrar proportional editing gibi aktif hale getirelim. Burada proportional size'la da bir oynayalım. Bakın seçilmiş olan yerlerin dışında kalan yerlerle de oynayabiliyoruz artık. Bir falloff değerlerini değiştirelim. Örneğin constant'ı alalım. Bakın bu bölümlerde çeşitli değişiklikler elde ettik. Şöyle bir random alalım, rastgelelik ekleyelim. Tekrardan bu bölümde bakın buralarla oynuyoruz, çeşitli değişiklikler elde ediyoruz. Yine bir değiştirelim bakalım. Şurada sfiri alalım. Bu sefer çok daha farklı bir görüntü elde etmiş olduk. İsterseniz faktör değerleriyle de oynayabiliriz. Bakın şöyle tamamen biri aldığımızda sıfır aldığımızda eski değerlerini alıyoruz. Şöyle connect'e tabi tıklayalım bakalım. Uçlarda çeşitli değişiklikler yapıyor. Bunu kaldırdığımız zaman uçlar eski haline geliyor. Bakın şöyle. Evet buradaki değerleri değiştirmek tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Eğer bakış açınıza göre yine değişiklik yapmak istiyorsanız Project 2D kullanabilirsiniz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Buraya gelelim. Burada tıkladığımız zaman bakın böyle bir değişiklik yaptı. Bu kaldırdığımız zaman eski halini alacaktır. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.